Kadını kaybettin. Üstelik saçındaki anne kokusuyla. Bana git diyorsan artık hiçbir yer yok Eda. Gökyüzü, yıldızlar. Ertesi gün doğacak bir güneş yok. Sakın pişman olayım deme. İkimiz de olmayalım. Çünkü bedelini ödedik. Ben seni terk ettim. Sen de beni. İşte şimdi acımadan git dediğin o yabancı kayboluyor. Gidiyorum Eda. Bir daha seni rahatsız etmem. Seni üzecek hiçbir şey yapmam ben. Buna gitme diyemedim bebeğim. Diyemezdim. Her şey bitti. Onu bir daha hiç göremeyeceğiz. Bambaşka bir hayatımız var artık. Eda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir şey aldım. Yani bizim için. Kimse şüphelenmesin diye. Eda iyi misin? İyiyim. Çok düşüncelisin, sağ ol. Hayatımın en mutlu anımı. Tek bebeğimi, tek kadınımı bir yabancıya bırakıp yabancı oldum. İşte şimdi acımadan git dediğin o yabancı kayboluyor. Gidiyorum Eda. İyi misin? Hadi yukarı çıkalım. Olur. Gelsene anneciğim. Ama sen yemek yemedin hala. Canım istemiyor. Olur mu hiç öyle şey? Neden istemiyormuş? Sonra yerim. Gel. Otur konuşalım biraz. Canım istemiyor. Çünkü annemin ilaçlarını içmek istemediğini öğrendim. O kadar üzüldüm ki annem ilaçlarını yeniden içinceye kadar hiçbir şey yiyemeyeceğim. Acıkınca yersin. Beyaz o kadının çocuğunu bizim evimize, bizim şirketimize getiremez. Anneciğim yapma ne olur. Bunun senin ilaçlarınla ne ilgisi var? Hem babam bir şey yapmak isterse yapar biliyorsun. Ona kim engel olabildi ki bugüne kadar? Onu şirkete getirmesine bir tek sen karşı çıkabilirsin. Çünkü başkan sensin artık. Anne. Ben istifa ettim. Hayır. Bunu yapamazsın. Aman Allah'ım. Sen gidersen baban o çocuğu senin yerine bile getirmeye kalkabilir. Bırak herkes istediğini yapsın. Her ne olursa olsun, kim ne yaparsa yapsın, hepimiz seni çok seviyoruz. Ve bu hiç değişmeyecek. Güven bana anne. Babam, ben, Işıl, Nisa, hepimiz daima yanında olacağız. İstediğin gerçekten bu mu? Her şeyi babanın öbür oğluna mı bırakacaksın? Sadece bir süre uzaklaşmak istiyorum anne. Başka hiçbir şey düşünemiyorum. Vallahi askerde yabancılık çekmeyeceğim. Baksana. Bizim aile maşallah koğuş gibi. Koğuş kalk. Sağa dön. Marş marş. Hadi doğru odanıza bakayım. Vallahi sizin bebek gelsin. Dayısından torpilli koğuş amiri yapacağım onu. Aa Kerem ayıp. Misafirimizin yanında. Ya yok canım. Aman canım. Yabancı değil ki. O da artık aileden. Canım ailem benim. Vallahi hep bir abim olsun istemiştim. Sonunda o da oldu. Sağ ol Eda abla. Galiba bunu sana borçluyuz. Ay Kerem yeter. Düştü yine çenen. Ya ne yapayım düştü. Toplarız şimdi Allah Allah. Ay Allah. Tamam tamam sustum.
alyansını bir daha hiç çıkarmazsın inşallah. Harun'la aramdaki tek engel sendin. Ama istediğim oldu işte. Burada hepimizin gözü önünde Tolga'yla birliktesin artık. Peki ben niye hala mutlu değilim? Bir çay daha ister misin? Yok sağ ol. Biz niye bu hale geldik Eda? Birbirine düşman gibi bakan iki kardeş olup çıktık. Niye? Abla! Saçlarımı örer misin? Çok geç kaldım. Koskoca kız oldun, hala saçlarını bana ördürüyorsun. E ne yapayım? Alıştırmasaydın sen de. Evlenip evden gidince ne yapacaksın bakalım? Yine gelip sana taratacağım saçlarımı. Hem önce sen evleneceğine göre bu eve değil senin kendi evine geleceğim demektir. Şuna bak, neler düşünüyor. Hem ne belli? Belki de sen benden önce evlenirsin. Nereden biliyorsun? Çünkü benden daha güzelsin de ondan. Hiç olur mu öyle şey? Sen dünyanın en güzel ablasısın. Sana benzemek için neler vermezdim. Canım benim. Melda, ne oldu kızım? Yok bir şey. Ben yanına gidip bakayım.